11. Boğaziçi Film Festivali'nde Umut Evirge'nin yönettiği Annesinin Kuzusu yılın en iyi yerli filmi ödülüne layık görülürken filmin oyuncularından Necip Memiri heyecanını paylaştı. Çocuk Festivali oldu adına Ankara'sı üzerinde. Türkiye'deki üçüncü. O yüzden çok keyfimiz yerinde, heyecanlıyızdı. Yönetmen Umut Evirgen hastalıklarla boğuştukları çekim günlerini paylaştı. Yani açıkçası biz ekip olarak perişan ve hasta şekilde yaptığımız için çok içine bulunamadık ama benim ilk kısa filmim 6-7 sene önce de Boğaziçi Film Festivali'ndeydi. O yüzden benim için kıymetli, değerli bir festival. Tekrar burada olmak güzel. Kubilay Akan'ın oyunculuk performansı ise yönetmen Umut Evirgen'in övgülerinden nasibini aldı. Güzel bir set süreci geçirdik. İnsana kendini biraz sorgulatan, annesinin kuzusu mu, annesinin kurbanını, çocuklar durumunu iyice böyle sindire sindire yaşadığımız bir set oldu gerçekten. Seyirciye de yansıdı, bize memnun. Hadi kayda geçtim, ben de söyleyeyim, müthiş bir ikiliyle çalıştım ben de. Dostlarımıza teşekkür ederim onlara. Çok sağlam bir baba oğlu oynadılar. Alina Boz artık ödüllü bir yönetmen olan eşi Umut Evirgen'i gecede yalnız bırakmadı. Vallahi ben de sevgili arkadaşlarımın, sevgili eşimin heyecanla ortak olmaya geldim buraya. Ben de Umut sayesinde bayağı bir festival gezdim ve Boğaziçi'de olmak güzeldi. 2 Aralık'taki düğünlerinden sonra balayına bile çıkmalarına engel olan grip salgınını neyse ki atlatmıştı çift. Çok fena bir salgın var. Herkes hasta. Biz de böyle birazcık yattık, kendimize geldik. Şimdi iyi ki bugün iyiyiz yani, ki burada olabildik. Bakalım ya, acelesi yok balayının zaten. Alina Boz'un balayı için hiç acelesi yoktu. Ya hep geziyoruz zaten. Öyle özel bir planımız yok yani açıkçası. Birlikte olmaz. Yani olabilir, görmediğimiz bir yer görmek olabilir. Bakalım, kış var. Güzel, karlı bir yere gidip olabiliriz. Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nin 38. kuruluş yıl dönümünü gala ve ödül töreniyle kutladığı gecedeyiz. Ebru Yaşar'la Kehribar şarkısında buluşan Burak Bulut, dinlenme rekorları kıran şarkının mutluluğunu paylaştı. Ya güzel bir parça. Ebru Hanım da sağ olsun yorumunu kattı. Söz müziği bana ait olan bir parça. Yazdığım zaman ya aslında ilk düşündüğüm şey şuydu. Daha hareketli olması lazımdı şarkının. Sonra bir anda o anki atmosferle şarkı hüzünlü bir şarkı haline geldi. Güzel de oldu. Ebru Hanım da güzel yorum kattı. Sağ olsun, var olsun. Oy 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 yedi beni, ömrümden deli deli, yıllanmış kehribarım, çekmekten derdi seni. Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden İlhan Şeşen'e sağlık durumunun sorulması üzerine ünlü sanatçıdan gazetecilere tepki sert oldu. Töreniyle ilgili biraz konuşalım mı? Sağlık durumunuz nasıl? En son haberler çıktı, iddialar vardı kötü olduğuna dair. Evet, dinledim. Çok başlı şarkı. Rahat teyitlerde çalıyorum. Murat Kekilli gecede eski dostları görmenin mutluluğu içindeydi. Uzaktan yakından bütün sanatçı dostlarımızla burada bir araya geldik. Acayip mutlu olduk. Onları bir araya getirmiş oldular yani. En çok kimi görünce mutlu oldunuz? Efendim? Ya şu anda Bora'yı görünce çok mutlu oldum, onu söyleyeyim. Bir de Tayfun'un içinde içeride olduğunu öğrendim. Şimdi onu da ziyaret edeceğim. Güzel ya, sanatçı arkadaşlarımız burada. Tabii eski dostlar bir aradayız inşallah. En son Murat Göğebakan'ın hayatının anlatıldığı filmin galasında görüntülenen Kekilli, filmle ilgili eleştirilerini de paylaştı. Film şöyle, eksiklikler vardı. Biz işte hayatının bir parçasıydık. Başka arkadaşlarımız da vardı. Hayatını çok iyi bilen, yakından bilen arkadaşlarımız vardı. Onlarla da aslında içeride olsalardı çok daha iyi olacakmış, daha verimli olacakmış gibi geldi. Ama ana hatlarıyla anlatılmak istenen verilmiş. Bir etkinlikte kameralarımızdaki isim güzelliğiyle hayran bırakan Serenay Sarıkaya. Vallahi setten koştur koştur geldim. Çok biraz sağa kayabilir miyiz? Aynen. Bir anda ışık ne fazla geldi. Evet, birazcık geriye Serenay'ıma. Allah kapattık biz de. Tamam. Bu geceyi katılabildiğim için çok mutlu oldum. Suzan Hanım'a çok önceden söz vermiştim. Çok keyifliydi ama erken ayrılmak zorundayım. Çekimlerim, işlerim var yarın tekrar. O yüzden. 30. bölümde final yapmaya hazırlanan dizisinin hüznünü taşıyordu Sarıkaya. Dizi harika gidiyor. Çok mutluyuz. Keyfimiz yerinde. Son 5 bölümümüz kaldı. Onun birazcık hüznü başladı. Ama her şey yolunda, keyifle çalışıyoruz. Her gün setteyim. Vallahi başka bir şey yaptım. Başka bir hayatım yok gerçekten. Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir Mert Demir'i ateşe düşüren isim olarak geçiyor. Şarkıyla yakınlaştığı söylenmişti. Cevabı alsaydık sizden. Vokal yaptığını söylendi. Evet. İkilinin yakın çevrelerine birbirimizi tanıma aşamasındayız dediğini söyleyen Serenay Sarıkaya da aşk iddialarını inkar etmedi. Aşk haberleri de geldi efendim. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Durun bakalım. Duralım diyorsunuz. Teşekkürler. İzel Çelik Ercan konserine hız kesmeden devam ederken sıradaki durakları Kıbrıs oldu. Uzun yıllardır görmediğim arkadaşlarımı burada gördüm meğer.
Kıbrıs'a yerleşenler varmış. Yani hakikaten çok enteresan mesajlar aldım. Keyifli ya. Bizim için çok manevi değeri de var. Kıbrıs bizim için hani kırmızı çizgilerden biridir. Biz yani Türk vatandaşı olarak. Dolayısıyla burada olmak bize ayrı bir gurur ve mutluluk verir. Benim bilinmem, Çelik olarak bilmem, Güzel Çelik Ercan'la başlamıştır. Onun nostaljisi hep beraber olmak çok güzel. 90'lara damga vuran grup 30 yıl aranın ardından yeniden bir araya geldi. Müzikal yolculuklarını İzel Çelik Ercan belgeseliyle izler miyiz diye merak edildi. Ya ne haddimize şimdi biz hakikaten büyük üstadlarla birlikte yetişmiş, evet onların tesisatından geçmiş, seveni olan bir grubuz ama biz kendi kendimize şimdi böyle belgeseli çekti. Ya biz o durumda değiliz. Umarım biz ölmeden bizden fikir alırlar ama birileri düşünmesi gerekiyor bunu. Biz düşünürüz. Belgeselleri seyrediyoruz. Film konusuna sıcak bakan İzel kendisini canlandırmasını istediği oyuncuyu da seçti. Bence bir İzel Çekercan filmi olur. Çünkü çok anılarımız var. Sizi kim canlandırmasını? Evet. Hadi asıl soruyu sordum. Ben oynamayacaksam yapmayın diyecek şimdi. Afro olabilir. Afro mavi gözlü ya. Lens takarız canım, Allah Allah. Aras'ta mavi lens taktı yani. Ona da kahverengi lens takarız. Grup olarak yıllar sonra Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluşan İzel Çelik Ercan, sevilen şarkılarıyla unutulmayacak bir geceye imza attı. Bir derginin 20. yıl galasında sahnedeki isim kıpır kıpır şarkılarıyla Fatih Yürek oldu. Bodrum'daki 5 katlı villasını satışa çıkaran Fatih Yüreğin, Los Angeles'a yerleşeceği iddialarına da cevap arandı. Niye canım ülkem varken oralara yerleşeyim ben canım yani. Ben daha ülkemin her tarafını görmedim. Bilir zaten arkadaşlarım çoğu. Ben biraz da Bodrumcuyumdur. Yani eğer hani İstanbul'dan gitmek istersen bile Bodrum'da otururum. Bodrum'da değil artık. Çünkü biraz Bodrum'u da bozdular. Daha böyle sessiz sakin yerlere gidip otururum. Lüks villasını neden satışa çıkardığı konusundaki merakları da giderdi ünlü şarkıcı. Ben villayı satışa çıkarmak değil, talep var. Yani ben çünkü çok uğraştım, talep var. Bir de çok büyük bir ev. Sadece o yüzden hani televizyonda bu konuyla ilgili konuşurken talep geldi. Ama iyi para verirlerse niye olmasın diyorsun, ben bekliyorum yani. 5 katlı 800 metrekare oturum alanı olan villası için 102 milyon TL istediği de konuşulanlar arasındaydı. Hiç bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Yani o konuşuldu ama yani çünkü orada gelip şey yapıyorlar ya hani ölçüyorlar, biçiyorlar. Ne işleri bilseydim zaten kazıklanmazdım. Fatih Yürek defalarca dolandırıldığını da sözlerine ekledi. Hep kazıklandım çünkü. Hep kazıklandım. Ben hep çifte çifte ödedim bu evleri, barkları. Hep çifter çifter ödedim. Eski arkadaşlarımız bilirler. Biraz saflık derecesinde temiz kalbim var. Ayn Ryden oldukça anlamlı bir amaç için sahnedeydi. Filistin'de yaşanan katliama dikkat çekmek için geliri oradaki çocuklara bağışlanacak bir konser düzenledi. Zaten şu an dünyadaki savaş durumunu herkes biliyor ve herkes şahit. Ve bu konuyla ilgili beni gerçekten en çok dehşete düşüren şeylerden de bir tanesi açıkçası. Benim doğduğum büyüdüm Avrupa'nın hani Batı'nın da bu konuda bu kadar sessiz kalması beni açıkçası çok üzdü ve çok şaşırttı. Ne yapabilirim hani kendi adıma diye düşündüm ve özellikle bu konseri bu gece vermek istedim. Ve bir de bugün doğum günüm. Evet, happy birthday Aynur. Bu arada ünlü şarkıcının arkasındaki Beşiktaş forması da dikkat çekti. Her konsere götürmüyorum ama bugün bir bölümü var. Çünkü biraz böyle total kendi hayatımı da anlatmak istedim. Beşiktaş taraftarları benim en kendime inanmadığım bir dönemde elimden tutup beni motive ettiler. Bu da küçük bir teşekkür onlara. Sevilen şarkıcı ve oyuncu Banu Zorlu, Mehmet Kirman'la Kuruçeşme'de bir açılışta görüntülendi. Kuranın açılışına geldik. Evet, evet. Bu için buradayız. İşletmecisi arkadaşım. Son dönemde sürekli bir arada görüntülenen ikili birlikte yeni proje hazırlığında olduğunu söylediler. Birlikte klipte oynayacak bir hafta içinde. Bir de bir film projemiz var. Evet.
biliyorsunuz ben yapımcılıkta yapıyorum. Berkay İstanbullularla buluştuğu gecede sevilen şarkılarıyla sevenlerine unutulmayacak bir gece yaşattı. Ona, beni,